Tekrar hoş geldiniz. Bu In The Way'in son oturumu. Corona Diaz birazdan aramızda olacak. Ve Wings Interactive de oyun ekiplerdeki cinsiyet çeşitliliği gibi konuları Wings'in nasıl desteklediğinden bahsedecek. Şimdi kendisine söz bırakıyorum. Merhaba Corina. Merhaba. Herkes duyabiliyor değil mi? Evet, duyabiliyoruz. İstediğin zaman başlayabilirsiniz. Peki, çok teşekkürler. Herhalde çok bir yerden, dünyadan katılanlar var ama bu ay In The Way toplantısında ben de buradan katıldığım için çok mutluyum. Corina Diaz. Son zamanlarda ismim değişti ama soy ismim. Ben bir miktar size Wings'den bahsedeceğim. Neden varız, ne yapıyoruz? Bir taraftan sektörün daha olumlu bir şekilde pozitif ilerlemesi için ne şekilde katkıda bulunuyoruz? Çeşitlilik ve de cinsiyet çeşitliliği özellikle bizim ön planda tuttuğumuz şeylerden. Biraz kendimden bilgi vereyim. 2015 yılında oyun sektörüne katıldım ve birçok kişiye göre belki daha yeniyim ama şöyle diyebilirim. Oyun sektörünün yaşadığı büyük değişiklikleri gözlemleyebildim. O kadınlar kadınları bu sektörde çalışabilmesi, cinsiyet açısından çeşitliliğin olması gibi şeyleri. Burada da belki oldukça cesur adımlar atıldı ileriye doğru. Ben de bu sürecin parçası oldum. Sadece tabii sektörü temsil eden ya da Wings gibi kuruluşları temsil eden taraflar adına değil, herkes için bu geçerli oldu. Oyun yapan, üreten herkes için. Çeşitlilik sadece tabii ki sunduğunuz şeyi kuvvetlendirmiyor piyasada bulabileceğiniz. Bir yandan tabii farklı farklı oyunlar üretmeye çalışıyoruz. Çeşitli sınırları ortadan kaldırabilecek oyunlar ortaya koymaya çalışıyoruz. Ama bir yandan da ticaret açısından da bunun faydası var. Ki ben biraz daha ticari aslında art alandan geliyorum. Özellikle kadınları işin içine dahil edebilen yeni fikirler ya da yeni hikaye anlatım formatları, yani alışkın olmadığımız formatları sunabilen yaklaşımlar ticari olarak da sektörde çok kuvvetli bir şekilde büyüyor. Biraz bunu tabii içimize attığımız şeyleri biraz atmak, dışarı atmak artık lazım. Burada oyun alanında çeşitliliklerin değiştiğini görüyoruz. Çünkü özellikle 5-6 yıl içerisinde gelecekte de böyle devam edecek. Kişisel olarak bu benim için önemli bir şey ama bir yandan da piyasanın canlılığı açısından önemli. Dünyada tabii çok fazla oyuncu var, gamerlar var ve bunlar kendi deneyimlerini, kendi edindiklerini de paylaşmak istiyorlar. Bu da ancak tabii çeşitlilikle olabiliyor. Yine Wings, şunu söyleyebilirim, Avrupalılar tarafından kuruldu. Ekibimizde Avrupa'da birçok arkadaşımız var. Ancak bir taraftan da dünyanın birçok yerinden tabii kişiler var birlikte çalıştığımız için. Çünkü tipik olarak çok fazla oyun sektöründe temsil edilmeyen bölgeleri de temsil etmeye çalışıyoruz. Onun için ben de In The Way ile burada görüşüyor, konuşuyor, bu sohbeti yapıyor olmaktan ötürü çok mutluyum. Türkiye'de birçok kuruluşun oyunlara odaklandığını, hatta hükümet fonlarının alındığını da biliyorum. Ve son zamanlarda çok iyi bir şekilde gelişmelerin bu konudan da tamamlandığını düşünüyorum. Ben Kuzey Amerikalıyım. Tabii Asya'dan, Avustralya'dan, Orta Doğu'nun farklı bölgelerinden bizim şirketimize çalışan çok fazla kişi var. Mümkün olduğunca küresel hale getirmeye çalışıyoruz. İşin kısası çeşitlilik derken ve ekiplerimizde kadınların da bulunabilmesi için uğraşıyoruz. Özellikle de normalde dünyanın çok fazla yerlerinde belki büyük ticari başarıların gelmediği oyun sektörlerini de bu şekilde temsil etmeye, canlandırmaya çalışıyoruz. Bu şekilde bir değişim yaratmaya çalışıyoruz diyebilirim. Wings'in geçmişi de bir miktar ilginç. Özellikle aşina olmayan kişiler için söyleyebilirim. İlgi duyuyorsanız şu şekilde anlatayım. Wings aslında biraz Covid krizinden çıktı, doğdu.
Geçen yıl GDC, Kuzey Amerika'daki oyun developerlar, game developer konferansı birçok kişi tabii etkiledi. Bu COVID pandemisi sadece oyun sektöründe olanları değil, özellikle bu işe yatırım yapmaya çalışanlar, istekli olanları da biliyorsunuz bu etkinlik aslında çok çok anlamlı ve etkili bir etkinlik. Şimdi kişiler, tabii insanlar bizi sektörde bir çözüm olarak görüyorlar. Bir taraftan da ekibimiz oldukça iyi, ekip bulma konusunda iyi, ekipleri tespit etme ve özellikle fon kaynaklarını bulabilme konusunda çalışabilecek ekipleri bulabilme konusunda faal. Wings bir aslında yatırım fonu şeklinde hareket ediyor. Kadınların da sektörde dahil olabilmesine ve çeşitliliğini artmasına yardımcı olabilmek amacıyla. Tabii birçok zaman neden bu konuya odaklanıyorsunuz diye soranlar oluyor ama bunun elbette ki istatistiki çeşitli nedenleri var. Bunlardan birkaç tanesine belki bahsedebilirim. Şöyle bir durum var. Artık gamerların birçoğu kadında olmaya başladı. Yine bunun dışında kendilerini farklı şekilde tanımlayanlar var. Kreatörlere geldiğimiz zaman hikayelerine ille de tabii kadın ya da kadın çeşitliliği konusu üzerinde dönmesine gerek yok. Çünkü oyunlar sadece karakter temsilinin ötesine geçiyor. Ama biz yine de özellikle projelerde ön planda olan, liderlik yapan kadınların da olmasını istiyoruz. Bu noktada temsiliyetin çeşitliliğinin artması. Belki junior görevlerde de olabilir ya da en azından ekiplere katılabilirler. Yani ama daha ziyade sorumluluğu üstlenen, öncülük yapan bir şekilde liderlik rolünü de oynayabilecek kadınların olmasını istiyoruz. Çok fazla yok çünkü biliyoruz. Oyun sektöründe çok fazla görmüyoruz bunu. İşte bu ihtiyacı daha önce zaten tespit etmiştik. India'da zaten bence bu konunun farkında. Bu noktada biraz belki fon kaynakları konusunda ise özellikle kadınların temsiliyetini çok fazla görmüyoruz. O nedenle Wings bu şekilde çıktım. Yani oynadığınız oyun konusunda ekibin belki daha iyi taşınabilmesi adına bu ekiplere özellikle de sektörde değişim yaratabilmek adına yardımcı olmaya çalışıyor Wings. Bir yandan da bu kişilerin tabii desteklenmesi için maddi olarak da yardımları oluyor. Pitch sürecinden biraz belki sonrasında bahsedebilirim ama kadınlarla ilgili olarak çok iyi bir danışma kurulumuz var. Yapılan çalışmalar, yine sektörde deneyimleri, gerek titrileri, gerekse ticari başarılar açısından birlikte güven temsil edebilecek, oluşturabilecek birçok ekip arkadaşımız var. Ekiplerdeki temsiliyeti bunlara bakıyoruz. Yine proje bazlı olarak fonlama hareketliliklerimiz oluyor. Bu noktada oyundan bahsediyoruz. İlle de tabii bir stüdyo kurmak ya da bir ekip kurmak da değil sadece. Oyunun oluşturulması aşamasında da bunlar geçerli. Bakıldığı zaman oyun oluş yaratıcıların %20-25'i kadar kadın olduğunu görüyoruz. Bir miktar çeşitlilik var ama elbette bunun %50'ye 50 olması için uğraşıyoruz. Burada belki biraz daha çarpıcı rakamlardan da bahsedebiliriz. Çünkü son yıllar içerisinde endüstri değişti biliyoruz. Kadınların çeşitliliğinin daha da hızlı şekilde artacağını ben de düşünüyorum ama maalesef fon bu kişilere çok fazla gitmiyor yani kadınlara. Oyun için tamam belki fonlar verilebiliyor. Kimisi publisher'larla çalışıyor, kimisi hibe alabiliyor hükümetlerden, devlet kuruluşlarından ya da başka daha sıkı finans kuruluşlarının verdiği fonlar olabiliyor. Ama bakıldığı zaman fonların oyun girişim sektöründe genellikle kadınlara verilme oranı, kadınların en azından bulunduğu ekiplere verilme oranı %1 gibi. Onun için bu çok düşük bir rakam. Bu nedenle Wings'de bunu herkese erişilebilir hale getirilebilmesi için çalışıyor. Bu nedenle odağımız biraz daha sektörde marjinalize olmuş olan sesleri duyabilmek, bu noktada projelere odaklanabilmek ve fonlamayı çekebilmek.
özellikle ticari başarının olabileceği noktalara bakmak. Yine sektörde de temsil edilebileceklerini görmek. Çeşitli mesela birkaç oyunumuz var. Kadınlar tarafından oluşturulmuş, üretilmiş olan. Zaten bu nüveye sahip aslında birçok başka kadın örnekte var. Wings genel olarak bu şekilde hareket ediyor diyebilirim. Mümkün olduğunca şunu mümkün kılmaya çalışıyoruz. Fonlara erişim sağlanması için çalışıyoruz. Mesela Riot Games Wings'le güçlerini birleştirdi. Hatta 1 milyon dolar gibi bir bütçe de ayırdı oyunlara yatırım yapabilmek için. Yine proje bazında biz 500 bin dolar yatırım yapabiliyoruz. Bu oldukça anlamlı bir katkı aslında. Başka çeşitli sponsorlar da hatta bize katılmak istiyorlar şu anda benzer faaliyetler yürütebilmesi için. Yine çok çeşitlilik var fonlarda da farklı farklı fonlar var. Tabii doğru projeleri doğru fonların yatırılabilmesi adına Wings çalışıyor. Şimdi Riot'la son zamanlarda dediğim gibi bir ortaklığımız var. Yine bir Elevate programımız var. Biraz sonlara doğru bundan bahsedebilirim ama esas mesele daha fazla fonlanabilecek proje bulabilmek. Şu anda Wings'te 8 tane proje var. Daha fazlası da olacak. Gidip web sitemizde de bakabilirsiniz. Wingsfund.me üzerinden. Mümkün olduğunca tabii oyunlarda, game pitch'lerde biraz daha farklı bir durum var ama fon kaynakları genellikle tek seferlik oluyor. Burada tabii yalan da söylemeyeceğim. Pitchlerin biraz daha belli bir kaliteye ulaşması, tamamlanması, belli kriterleri Wings'in özellikle belirlediği kriterleri karşılaması, işte ekiplerin liderlerinin kadın olması, çeşitliliğin olması gibi noktalara bakıyoruz ama bunların dışında yine de belli elementleri, unsurları tamamladılarsa projelerinde kişiler bir şekilde ulaşabilirler. Belli temel noktaları karşılamaları gerekiyor. Mesela belli şablonlar var. Burada birçok aslında pitching yapıyorsanız başkalarının yaptığı çalışmaları da bakarak, kıyaslayarak bu noktada ilerleyebilirsiniz. Belki pitch oyunlarının sunumunu yapmak, aktarmak öyle o kadar kolay olmuyor ama yine de oyun sektöründe bir şekilde bize ulaştırılan oyunları görmek de oldukça fazla. Bazen belki ticari açıdan çok öne çıkmamış olanlar olabiliyor ama yine de ilginç tabii. Daha küçük ölçeklerdeki çalışmalarda bunu görebiliyoruz. Bize geldiğiniz zaman bizim ekibimiz zaten her şeyi inceliyor. Ama yeterince bilgisi olan bir çalışma varsa, gerekli detayları varsa, kişiler nasıl fonlama konusunda ilerlemek istiyorlarsa gibi detaylar bulunuyorsa o zaman bizim ekibimiz size daha fazla geri bildirim de verecektir. Ama diyelim ki eksiklikler var ya da başka bir düzeltilmesi gereken şeyler var. Bize ulaşan kişilere biz bu noktada tavsiyelerde bulunuyoruz. Bunlar bizim genellikle danışma kurulumuzdan geliyor. Tabii ki Wings'e ulaşmak, yani başarısız olsanız bile, fonlamayı alamasanız bile en azından bize ulaşanlar doğru bir şeyin olmadığını ya da belki tam olarak hazır olmadıklarını görebiliyorlar. Böylelikle de Wings'in sağladığı geri bildirimden hareket ederek belki tekrar bizim fonumuza başvurmuyorlardır da başka kaynaklara, başka fonlara başvuruyorlardır. Wings'den aldıkları geri bildirimden hareketle. O nedenle burada yani ille de dolarlar şeklinde ya da mali geri dönüş şeklinde bir fon alabilme imkanı olamasa bile en azından bu danışmanlık imkanlarından yararlanmış oluyorsunuz. Dediğim gibi biz genellikle 500 bin dolar kadar ayırıyoruz ya da fonlamaların bu şekilde bulunması için. Tabii programların gelen oyunların ölçeğine de bağlı. Bir başka konu ise bizim yaptığımız çeşitli mesela anlaşmalar da sunabiliyoruz. Her bir tabii anlaşmanın standardı farklı oluyor. Bununla ilgili şimdi detaylara girmeyeceğim ama genel publisherlardan, klasik olanlardan biraz daha farklı hareket ediyoruz yani. Şöyle bir örnek verebilirim. Diyelim ki bir oyun publisher'la çalışılıyorsa ve bu noktada farklı koşullar söz konusuysa, projenin düzeltilmesi ve diğer belki fon kuruluşuyla çalışabilme imkanı varsa, Wings burada esneklik de sağlayarak bu anlaşmanın belki sürecin tamamlanmasını sağlayabiliyor. Ya da fonlama bulma konusunda sıkıntısı olan taraflar varsa.
Çünkü esas mesele çok güzel oyunların olması ve olasılıkla da çeşitliliğin olduğu ekipler olduktan sonra sonuç elde edilebilir. Ama bazı ekipler piyasaya giremiyor ya da bir ekip kuramıyor ya da belki ekstra yatırım yapamadıkları için ya da başka kişileri kendi platformlarına dahil edemedikleri için belki ilerleyemiyorlar. Onun için Wings de bu noktada farklılık yaratmaya çalışıyor. Zaten Wings'in belki o belli başlı oyunlarını duymuşsunuzdur. Tabii ekip kurabilme, tabii burada dediğim gibi kadınların sesini de duyulması için özeniyoruz ama oyunların da farklılıklarına odaklanıyoruz. Oyunların da özgün olmasını istiyoruz. Çünkü bu noktada piyasadaki canlılığı yakalayabilme imkanları da daha yüksek olabiliyor. Mesela Bloom Digital, bizim Kanada'dan çalıştığımız ekiplerden bir tanesi. Biz onlara destek verdik. Ürünlerini yeniden lanse etmeleri için Later Days'de yine aynı şekilde biraz daha ileri yaştaki kişilere örneğin odaklanıyor. Daha nadiren bulunan biraz daha ileri yaştaki kişilerin mesela interaksiyon içerisine girebilecekleri bir platform gibi. Orada çeşitli fırsatlar çıkabiliyor kişilerin karşısına farklı yaşam tarzlarından, farklı tipte insanlardan. Mutlaka ki bir şeyler bir görünüş alabiliyorsunuz. Ama esas olarak da hakim ekiplerde kadınların olduğu mesela Miriam'ı bilenler bilir. Kanada oyun sektöründe ön planda olan kişilerden bir tanesidir. Oyunlara yaklaşım tarzları genellikle mümkün olduğunca farklı cinsiyetleri özellikle de kadınları oyunda destekleyebilmek. Ki, tabii oyunun içerisinde çok çok fazla karakter var. Anlatısı ve hikayesi farklı farklı olabiliyor. Yani çeşitli zorunlu kriterleri gibi düşünebilirsiniz bunu Wings'in ama gerçekten güzel şeyler. Yine bir diğer şey Button City isimli oyun. Belki bunu duymuş görmüş olabilirsiniz. Görselleri çok etkili, çok parlak. Bunun ekibi de çok iyi bir iş çıkardı. Çeşitliliği olan bir ekip hazırladı bunu da. Bu oyun özellikle hem ticari çekiciliği de yüksel, oldukça iyi bir sonuç elde ettiler ve çok da destek aldılar aslında. Zaten Wings işin içine katılmadan önce de bu oyun çok büyük bir destek alıyordu ama dediğim gibi şiddet içermeyen bir oyun olmasından da ötürü ve farklı farklı fikirlerin keşfedilebilmesi adına çeşitli yolları açtım. Yine oyunun ekibi biraz daha mesela QC oyunları gibi biraz daha zor problemleri ya da zorlu hayat koşulları içerisinde karakterlerin karşılaştıkları şeyleri çözebilme imkanları sunuyor oyun. İşte o mağazası kapanıyor vesaire, zorlu şartlarla karşılaşılıyor vesaire gibi şeyleri var. İşte bu noktada biz sektörde farklı çeşitli seslerin duyulabilmesi ve bu hikayelerin bize getirilebilmesi gerçekten çok memnuniyet verici oluyor. Farklı tipte tabii ki oyunlar var sektöründe şu anda bakabileceğim. Yatırım ve fonlama ekipleri de biraz daha açık fikirle hareket ederek bu belli başlı oyunlara gerçekten odaklanabilirler. Çünkü birçoğu gerçekten ön plana çıktı son yıllarda. Bir diğer konu hem değinmek istediğim şu Wings burada GDC fonu üzerinden gelebilecek ekstra fonlara da bakıyor. Yani bize gelip Wings'in bir şekilde fonlamaya yardımcı olabilmesi, oyununuza yatırım yapabilmesinin dışında biz ekipleri destekleyebilmek için de yardımcı oluyoruz. Yani bu klasik publisher ilişkisinden biraz daha farklı. Çünkü ekipler genelde bir sözleşme imzaladıkları zaman genelde para alıyorlar belki ama burada publisherların tabii çeşitli imkanları var sunabilecekleri PR'cılar özellikle bir diyelim ki ekibin ne kadar iyi olduğuna bağlı olarak ne kadar fazla uzmanı bağlı olduğuna bağlı olarak da bu gelişiyor ama biz Wings olarak bu noktada stüdyoların ilerleyişi yeni oyunu stüdyolarını konumlandırmak için nasıl kullanabilecekleri yani kontrolün ellerinde olabilmelerini sağlamak için de çaba harcıyoruz. Yani çok geleneksel belki publisherlar gibi değil de burada piyasa pazarlama faaliyetleri piyasada ön plana çıkabilme gibi noktalar yine çeşitli temel baz fonlamalar gibi ekiplerin faydalanabileceği konulara da bakıyoruz. Bunun da ötesinde herhangi bir problem olursa karşılarına bir problem çıkarsa bunu da çözme konusunda yardımcı
olmaya çalışıyoruz. Onun için daha ziyade biraz böyle destek, workshop grup çalışması gibi düşünebilirsiniz. Zaten bu konu aslında biraz da bizim Elevate programımızla da bağlantılı. Bu bir inkübatör programı gibi. Developerlar katılıp süreç içerisinde farklı aşamalar geçtikten sonra deneyim elde ediyorlar. Onun için bir ekip, bir takımda çalışıyorsa bizlerle bir arada olabiliyor ve bize çeşitli sorular sorabiliyor ve böylelikle de bir problem varsa, zorluk varsa o problemleri tespit edebilme konusunda biz de onlara katkıda bulunuyoruz. Mesela platformlarla ilgili bir çalışma olabilir, etkinlik düzenlenebilir vesaire. Onun için bunlara erişim ya da biri mesela fuar vardır, o fuara gidebilme imkanı konusunda onlara yardımcı olmak ya da belki basın etkinlikleri olabilir. Bazı developerlar çünkü bazı belki alanlara o girmekte zorluk çekebiliyor olabilirler. Ama biz Wings'deki bağlantılarımız aracılığıyla ve birçok farklı ekiple yan yana çalıştığımız için Wings dışında bu fırsatları ekiplerimize sunabiliyoruz. Ayrıca çok fazla yayıncıyla da ilişkimiz var. Ekip eğer bazen tabii bağlantı kullanmıyor Sony ile örneğin orada oyunlarını sergilerken ve farklı fon kaynaklarına da bakıyorlar. Farklı ihtiyaçları da olabiliyor oyunu piyasaya sokarken. İşte bu noktada da bazı çözümler sunuyoruz. Bunu bazen Wing doğrudan gerçekleştiremiyor ve sadece ekipleri birbirine bağlıyor o noktada. Bağlantıyı sağlayan taraf oluyor Wing. Bir de Elevate programı var. Buna da birazcık değinmek istiyorum. Çünkü çok heyecanlıyız. Geri dönüyor bu program. Hala gizli aslında ama çok yakın bir zamanda planlarımızı açıklayacağız. Code Coven denilen bir grupla çalışıyoruz. Mükemmel bir grup. Uzmanlar var içerisinde, mentorlar var ve de çok fazla gelişim workshop'u gerçekleştiriyorlar. Yeteneklerle alakalı olabiliyor ya da kendinizi de bir projede geçirmek istiyorsanız bazen prepitch olarak bunu olarak adlandırıyoruz. Prepitch çalıştay olarak adlandırıyoruz. Ve onlar da farklı yine sponsorluklarla da çalışıyorlar, kurumsal taraflarla çalışıyorlar. Ve de şu anda bunu gerçekleştireceğiz yakın zamanda. Bir başka yine programımız var, o da Elevate. Bunun birincisini geçen sene yapmıştık, ikincisini bu sene yapacağız. Elevate aslında bir kamp ve de bu modeli sanırım daha önce görmüştük. Çünkü çok fazla zaten bu camp var. Bazı yine game jam senaryoları da var. Birkaç hafta katılabiliyorsunuz ve de orada her şeyin en temelini öğrenebiliyorsunuz. Ve bunun içinde hepsi var ve bunun ötesi de var. Çünkü burada ne yapılıyor diye bakacak olursanız bir projeyi örneğin hayata geçirmeye, şekillendirmeye çalışıyorsunuz. Bazı şeyler ama önden ölçülemiyor ama yolda ortaya çıkıyor. İşte bu gelişim programı, Elevate dediğimiz program, burada geliştiricileri de dikkate alıyor ve de yine onlara yardımcı oluyor. Fikirlerini netleştirme konusunda, belirleme konusunda, yine piyasaya girme noktalarında yardımcı oluyor ve de bir oyunun pitch'ini gerçekleştirme noktasında en önemli birinci şeyler neyse işte onları onlara öğretiyor. Birçok ekip zaten buna daha önce katıldı Elevate programına. Oyunlarını da bir sonraki aşamaya taşıdılar açıkçası. Aslında bu inkübasyon modunun bir adım ötesi. Burada üretim yine çalıştayları gerçekleştiriyor, oyunlar yaratılıyor, testlemesi gerçekleştiriyor ve bir sonraki aşamaya geçiliyor. Ve bu da developerlar için son derece önemli ve bu sene de biz bunu tekrar gerçekleştirmeye karar verdik. Bunun da sebebi şu, çünkü çok fazla ekip, takım geçen sene çok başarılı oldu bu programda, bu kampta ve yakın zamanda zaten piyasada göreceğiz. Batman City bunun bir örneğiydi. Onlar Wing'e tekrar geldiler ve onlara fon sağlamıştık başarılı oldukları için. İşte biz de Elevate programını o yüzden bu sene tekrar gerçekleştireceğiz. Odağımız da aynı Wing'in yine yaptığı gibi kadın ve yine cinsiyet eşitliği konuları olacak. Bu sene birçok ekip tabii başvuru yaptı. Onların çoğu zaten etkiliydi. Bazı tabii iptaller de oldu ama bizim kullandığımız kriter kimin kabul edileceğiyle alakalı şöyle oluyor.
oluyor. İhtiyacı olan kişiler oluyor. Örneğin iyi bir ekip olabilir kişilerin ya da projeleri olabilir. Ama imkanları olmayabilir. Onlara bakıyoruz ve eşit temsiliyet bizim için son derece önemli. Ve bu sene de yine bunu takip edeceğiz. Bazı organizasyonel tabii ki hedeflerimiz var. Amacımız endüstriyi değiştirmek ve birincil amacımız da en azından da %1'lik belki yine açıkçası sermayemizi marjinal gruplar ve kadın temsiliyetini artması için kullanmayı planlıyoruz ve de düşünüyoruz. Katkavya'yla da çalışıyoruz. Yine başvurular açılacak yakın zamanda. Bu arada tabii para ödeyerek de katılabilirsiniz ve yine kendi çalışmalarınızı sonraki aşamaya da taşıyabilirsiniz. Çok değerli bir program. Tekrar ben herkesi davet etmek istiyorum. Yani bulunduğunuz aşama hiç önemli değil. O oyununuzun hangi seviyede olduğu da hiç önemli değil. Lütfen başvurun. Her şekilde geri bildirim alacaksınız. Oyunlarınızla ve fikirlerinizle alakalı. KKB'nin çalışmak ki bir de yine Wings'in danışma kurulu da orada olacak. Birçok endüstriden yine mentorlar da olacak. Onlar geçen sene katılmışlardı. Farklı koçluk oturumları olacak. Çok güzel bir angajman ortamı olacağını düşünüyorum. Özel ekiplerimiz zaten yine bu sene de tekrar katılım görüşecek, gösterecekler. Burada yine oyun alma, oyunlarla öyle satın alma ve oynama gibi imkanlar da olacak. Biz de bununla ilgili aslında birazcık yine dediğimiz gibi cinsiyet çeşitliliğini ön plana alıyoruz ve buna önem veriyoruz. Piyasayı da biraz buna yönlendirmeyi düşünüyoruz. Geçen sene yine dahiliyetçili bir konumuz vardı ve de aslında hikaye anlatıcılığı, insanların alışık olmadığı hikayelerin anlatılması gibi konulara da odaklanmıştık. Güzel örnekler dinlemiştik. Ayrıca Wings de buna çok önemliyor ve biz de elimizden geleni yapıyoruz. Küresel bağlamda piyasayı şekillendirebilmek için bugün de zaten örneğin Türk dinleyicilere sesleniyorum. Bu bizim çok hoşumuza gidiyor. Malezya'da örneğin bir başka projemiz var. İşte Wings dediğimiz gibi birçok çalışma yaptı. Network yaratmak adına bir yerlere iletişime alanında piyasayla çok bağlantılıyız. Tabii ki yasal olarak bir noktada belki uzakta olabiliriz başka ülkelerden ama bu bağlantıyı tutmaya çalışıyoruz. Covid yüzünden tabii kapandık biliyorsunuz ve bu dönemde de çok fazla dijital fırsat ortaya çıktı ve de artık tabii eskiden daha kolaydı seyahat etmek ama şimdi dijital dünyada görünürlük kazanmak ya da oyunların ortaya çıkması daha da kolay olabilir. Kabare bu şekilde ortaya çıktı. Bilmiyorum görünürlüğü nedir? Özellikle geleneksel oyun piyasasına kıyaslayacak olursak ama gerçekten de hikayeleri çok eşsiz, çok ilginç bir hikayeleri var ve de kültürlerini de anlatıyorlar. Çoğu kişinin bilmediği bir aslında kültürü. Wings'ten bu arada destek aldılar. Birçok yine farklı dijital platformdan da aldılar ve de kendi sistemlerini büyüttüler bu kapanış döneminde. O yüzden de ben fırsat olduğunu söyleyebilirim herkese. Geçmişte belki sesi duyulmayanlar, ortaya çıkamayanlar artık bunu ortaya çıkabiliyorlar. Belki Avrupa ve yine Amerika'nın haricindeki ülkelerin oyunlarının ben fırsatı olduğunu düşünüyorum şu anda. Çünkü artık herkes dijital dünyada ve de dijitalde daha fazla kişiye erişebiliyorsunuz. Daha az sınırlar var, sınırlar kalkmış vaziyette dijital dünyada. İşte o yüzden de ben farklı ülkelerden gelen oyunları çok önemsiyorum. Artık bu etkinliklere yine farklı ülkelerdeki kişiler daha kolay katılabiliyorlar, erişebiliyorlar. Bu da zaten bizim hedefimizdi bu sene içinde. Özellikle erişilebilirliği çok önemsedik. Ayrıca İnsanların beklentilerini düşünecek olursak oyunlardan biraz bunu da irdelemek istiyoruz. Bunu da bir konu olarak tercih ettik. Çalıştığımız oyunlara bakacak olursanız eğer burada çok çok farklı değil ama hikayesi farklı bu oyunların. Yine çekici ve oyuncu kitlesi birbirinden farklı. Biz bunu hedefledik. Çünkü endüstride eğer biz ses çeşitliliğini istiyorsak çeşitli hikayeleri de konu almamız lazım, baz almamız lazım diye düşünüyorum. Ki böylece farklı temsil edilmeyen grupların da sesini duyabiliriz ve de duyurabiliriz. İşte Wings aslında oyunlara böyle bakıyor, bu çerçeveden bakıyor. Dediğim gibi başvuru aşamasında da zaten detayları göreceksiniz. İsterseniz bu başvuru formunu indirip okuyabilirsiniz. Başvurmanız gerekli değil. Standartlar var. Burada dediğim, anlattığım şeylerin de altını çizerek başvuru yapabilirsiniz, arzu edebilirsiniz. Özellikle çeşitlilik konusu, oyunuzun farklı yerleri, hikayesi, bunların hepsini dinlemek isteriz.
Bunu tabii birçok fon veren yine kurumda bekleyecektir. Piyasaya girmek açısından çok yine kıymetli olduğunu düşünüyorum ve ticari başarı açısından da son derece önemli. Tabii bütçe meselesi de var. Burada piyasa kıyaslamalarına da bakılıyor. Ve biz burada belki bir pazarlama planınız var mı diye sorabiliriz. Belki bu gibi şeyleri sorgulayabiliriz başvurulara bakarken. Çünkü bu arada başvuru yapanların hepsi yani her kurum, her başvuru yapan ya da ekip her şarta uyuyor diye bir şey yok. Yarım bile olsa başvuru formunuz, bazı göstergeler olmasa bile yine de başvurmaktan çekinmeyin. Eğer ki çok emin değilseniz yine de başvurun. En azından bir geri dönüş alırsınız, bir geri bildirim alırsınız. Bu da önemli. Bir diğer önemli konu da yine şu. 500 bin dolara kadar yine bir oyun yine desteğimiz var ama tabii bunun detayları da var. Şunu da söylemek lazım. Esneyiz aslında bu fonun buzu paylaştırma noktasında, bütçemizi paylaştırma noktasında özellikle çok da şanslıyız çünkü ufak bir ekibimiz var Wings'te. Ve herkes mentalitesi birbirine benzer, endüstriyle ilgili düşüncelerimiz benzer, değiştirmek istediğimiz şeyler ortak endüstrinin içerisinde. Ve bir diğer şey, güzel tarafı da Wings'in şu, biz oyun gelişiminin farklı yönlerini temsil eden ekibiz. Örneğin stüdyo yöneticisi var aramızda, sahibi var, yine işletme uzmanları var, yatırımcılar var aramızda. Yine melek yatırımcılar var ya da fon kuruluşları var ki yine bunların arasında hükümet programlarına katılanlar da var. Örneğin İtalya, Avustralya ve Kanada'da yine hükümet programlarını açıkladılar. Türkiye'de yakında umut ediyorum ki açıklar. İşte bu gibi farklı fonlar var. Uzmanlıktan gelen insanlar var, pazarlamacılarımız var örneğin ki onların çok ilginç stratejileri olabiliyor, pazarlama stratejileri olabiliyor. Ayrıca satış yine konverjans ve de Happy Ground dediğimiz yerler de var. Yine ortak fon sahipleri stüdyoyu ortak kullanıyorlar. Aktif bir şekilde bu alanda çalışıyorlar. Mentorluk yine programları da veriyoruz. Zaten çoğunuz da biliyorsunuz. Büyük fon kuruluşlarıyla da işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Coven'den yine bir arkadaşımız var. Yani açıkçası programlar yaratıyoruz. Vizyonumuzu destekleyebilecek programları destekliyoruz. Ayrıca biz Wings olarak özellikle yapmak istediğimiz şey nedir diye düşündüğümüz zaman esnekliğin çok önemli olduğunu düşündük ve buna odaklanmaya çalışıyoruz. Ama çok fazla bürokrasi yok bizim işimizin içerisinde. Bürokratik formatilerle çok fazla ilgilenmiyoruz. Geçmişte de yine çok büyük destekler verdik. %10'u belki bizim beklentimizin işte başvuruculardan bu bahsettiğim şeyler. Özellikle iyi bir fikriniz varsa ve de üretim alanıyla ilgileniyorsanız, zaman çizelgeniz varsa, projenin temel yerleri ortaya çıkmışsa, yine de sunum çok iyi olmasa da ya da pitch'iniz çok da iyi olmasa da yine bu işe yarayabilir diye düşünüyorum ve de fon alınabilir diye düşünüyorum. O yüzden de lütfen bu alanda yine bir yetkinliğiniz varsa başvurun. Şimdi birazcık da sorulara bakmak istiyorum. Gözden kaçırmış olmayayım bir soru varsa. Bir oyun başvuru yaparsa eğer bize çok temel soruları soruyoruz bu oyuna. Özellikle oyunu çok iyi bilmemiz lazım değerlendirirken. Burada bir oyunun çıkacağı platformu anlamak da çok önemli. Bu bazen sizin bağlamanızla ve bütçenizle de çok alakalı. Yani bir oyun tüm platformlarda ticari başarı getirmeyebilir ama çok maliyeti olabilir. Ve o yüzden de çok belki mantıklı olmayacaktır ekonomik olarak. O yüzden de platformu anlamak çok önemli.
Ki çoğu zaman bu PC oluyordu. Ama birçok oyun bize geliyor. Mesela hiç bir platformu listelememiş. Çünkü hiçbir bir noktada iletişim olmamış Sony ile örneğin ya da Microsoft'la. İşte Wings bu noktada size yardımcı olabilir. Ki böyle bir noktada yine ticari yolunu da çizmek çok önemli olacaktır oyunun. Ve biz de sizi bu noktada destekliyoruz ve de teşvik ediyoruz. Çünkü çok fazla fon var. Yani illaki Wing oyunlar için değil ama birçok oyun zaten fon arıyor ve de sonra bunu bulunca da piyasaya çıkıyorlar. Konsol yine oyunları da olabiliyor. Bunlar durumlarına göre değişebiliyor. Bir başka soru. Evet, Wing acaba yayıncı da bulabiliyor mu? Biz bu soruyu çok sıklıkla alıyoruz. Biz aslında klasik bir şekilde yayıncı değiliz. Ve de tabii sizi platformlara bağlayabiliyoruz. Örneğin sizi birçok süreçte yardımcı olabiliyoruz. Örneğin sözleşmeyi incelemek gibi işte ya da bir mentorluk belki verebiliyoruz. Bu gibi bir yardıma ihtiyacınız olursa. Ama biz yayıncı değiliz. Yani örneğin sizin adınıza stüdyo ile iletişime geçmiyoruz. Stüdyolar Wing ile işlerini bitirdikleri zaman yani şunu da bilmeleri lazım. Biz bir fon hani stüdyosu değiliz ama spesifik projeleri fonluyoruz. Bir proje bittiği zaman tabii ilişki de bir noktada bitmiş oluyor ama burada biz stüdyonun iki ayağının üzerinde durduğundan emin olmak istiyoruz. Ama bu şu demek değil yani publisher size yayıncı size hiçbir şey sunmayacak ya da sunamayacak anlamına gelmiyor. Bir aracı da olabilir aslında. Siz ve diğer yine önemli bağlantılar arasında bir aracı rolü de görebilir. Eğer ufak bir ekibiniz varsa ve bu tarz bir iletişim ve etkileşim gerçekleştirmek istiyorsanız ama Wink farklı. Biz burada ekipleri kuruyoruz ve ardından da bu ekipler kendi ayaklarının üzerine durmaya çalışıyorlar. Kendileri hayatta kalmaya çalışıyorlar. Ve biz onlara bazı konularda dediğim gibi yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ya ekipler tabii ki başarılı olsun diye de elimizden geleni gerçekleştiriyoruz. Tabii finansal belki ilgimiz sadece projeyle alakalı olabilir ama bizim felsefi ilgimiz ekiplerle alakalı ve ekiplerin ferahı, refahı bizim için son derece önemli. Dürüst olmak gerekirse yani ekiplerin özellikle daha fazla kadından oluşmasını tabii ki özellikle arzuluyoruz. Cinsiyet eşitliği ve çeşitliliği olsun arzusundayız. Birçok kişi mesela şunu soruyor, sizi yayıncılık destekle bize veriyor musunuz? Teknik olarak cevabımız evet ama biz bir yayıncı mıyız? Teknik olarak hayır değiliz. O yüzden teşekkür ediyorum bu soruyu da sorana. Çok güzel bir soruydu. Sorunuz varsa şimdi hemen sorabilirsiniz. Bir taraftan da zamana bakıyorum. Bir 5 dakika kadar zamanım kalmış. Söylemek istediğim şey şu, özellikle Wings'in geleceğinden bahsedecek olursak eğer başvurular her zaman açıktır. Tabii birazcık farklı olabilir. Bizim bazı son teslim süreçlerimiz var. Biz herkesin başvurmasını istiyoruz ve de dediğimiz gibi bütçemiz var. Bütçeyi bölüştürüyoruz. Bu sorun olmuyor ama dediğim gibi burada önemli bir ilgi artışı var. Özellikle biz bu bütçeyi kadın sayısını arttırma konusunda ve cinsiyet çeşitliliğini arttırma konusunda harcama tarafında gönüllüyüz. Bunu bir kere daha söylemem lazım. Fazla ekipler, çeşitli ekipler başvurabilir bize. Ayrıca bazı projeler oluyor, hiçbir şeye uymuyor ama bu projeler bizim için çok iyi bir başvuru sahibi olabilir. Hiçbir şeye uymadığını, uygun olmadığını düşündüğünüz bir projeniz var ise iyi bir başlangıç belki yapmış olabilirsiniz ama bir sonraki adımda nereye gideceğinizi bilmiyor olabilirsiniz. Ya da sosyal belki bir sorumluluk bağlamında bir fikriniz varsa bunu geliştirmek, bitmek istiyorsanız bu da yine bir başvuru sebebi olabilir. Dediğimiz gibi başvurunuz eğer bazı bilgi eksik olarak içeriyorsa ya da bazı soru işaretleri varsa hala yine de başvurunuzu lütfen bize gönderin. Size yine de yardımcı olma ihtimalimiz ve imkanımız var. Bir diğer önemli nokta da şu, herkes için açık tabii ama
kurumsal ilgi de olabiliyor Wink'le. Açıkçası kurumsal işbirlikleri de olabiliyor. Elevate programı bu açıdan çok iyi. Doğru kişilere ulaşma noktasında Elevate programını ben tavsiye edeceğim. Çünkü Elevate programı aslında değişti. Tabii bizim de deneyimlerimizle artık daha büyüdü. Daha özel amacımız var. Her sene bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Sponsor ya da mentor olarak buna dahil olmak isteyenler varsa da her zaman desteğe ihtiyacımız var Elevate programı için. Ve tabii ki yazın başvurular açılacak. Eğer sizin ekibiniz buna başvurmak istiyorsa takip edin. Bunun güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Çünkü orada çok iyi bir profesyonel gelişim sağlayabilirsiniz ve de para da kazanabilirsiniz. Yani bunun için para da alacaksınız. Normalde bu olmaz. Ve bu Elevate yine inkübasyon programından çıktıktan sonra daha da profesyonel hale geleceksiniz. Ve de finansal olarak da yine para kazanacaksınız. O yüzden de ticari olarak da yine canlı bir proje diyebilirim. Wings bu arada şunun için de çok çalışıyor. Yani her zaman bir danışma kurulu var. Danışma kurulumuz da seçime açık. Eğer ki çok tutkulu bir kişi görüyorsanız ve de çok fazla temsil edilmemiş grupların sesi olduğunuzu düşündüğünüz bir kişi var ise yine bu tarz bir kişiyi de danışma kurulumuza alabiliriz. Tanımak isteriz, işbirliği gerçekleştirmek isteriz. Marjinal gruplar, yeterince temsil edilmemiş grupların sesi olabilecek kişiler var ise yine destek vermeye de hazırız farklı farklı yöntemler aracılığıyla. Çünkü biz endüstri bağlamında bir girişimiz ve de gerçekten de Wing'in arkadaş olarak adlandırdığımız taraflar var ve onlar bu tarz girişimleri de desteklemeye açıklar. Biz desteklemesek bile onlar desteklemeye açıklar. Bana da erişebilirsiniz. corina.deas.wings.com benim mail adresim. Oradan yine Wings fonuna da başvurabilirsiniz. Detayları web sitemizde bulabilirsiniz. Lütfen web sitemize bakın. Birçok oyunumuz var. Bunları da tavsiye ediyorum. Moon Pirate örneğin yeni çıktı. Caviar'ı da çıktı. Bu Malezyalı oyun dediğimiz, biraz önce bahsettiğim oyun. Çok gerçekten farklı, ilginç. Müziğini ben mesela çok sevdim. Paradox var ki bu da yine uzayla alakalı ve bir strateji oyunudur. Diğer kültürleri kontrol etmeyle alakalı. Burada gezegenler arasında çok işte kültürlü bir mekanda geçen bir oyun. Ve son oyunda yine Lord Winklebottom soruşturuyor. Bir dedektif hikayesi. Bu oyunu da bakabilirsiniz. Dediğim gibi biz farklı oyunları destekliyoruz falan anlamışsınızdır zaten. Button City örneğin yakın zamanda lanse edilecek. Push Pulley var bir başka oyun. Ve galiba hepsini söyledim herhalde unutmadım diye düşünüyorum. Çok fazla çok iyi oyunumuz var. Zaten Wings web sitesinde tüm bu yeni çıkan oyunları, piyasada olan oyunları takip edebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum In The Way'de bir kere daha beni davet ettikleri için. Çok teşekkürler Corina katıldığın için. Ben bir kere daha bakıyorum ben de Wing'in bu arada web sitesinde bahsettiğin oyunlara bakıyorum. Sen konuşurken ne bakıyordum? Gerçekten benim burada benim kendi talep listemde olan istek listemde olan bir oyun vardı ve onu gördüm burada. Çok iyi bir oyun olduğunu düşünüyorum. Umut ediyorum ki bu yine oyunu da desteklersiniz ve de tüm geliştiricileri de desteklersiniz. Çok teşekkürler. Bize tüm bu bilgileri anlattığın için. Ben de herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Mikrofon için tekrar kusura bakmayın. Sonradan bu da çözüldü bu sorunda.